Merhaba. Bugün Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ile birlikteyiz. T24 okurları kendisini yakından tanıyor. T24'ün yazarı. Özellikle işsizlik ve ekonomik büyüme ile ilgili yazılarını kaçırmıyoruz Sayın Gürsel'in. Seyfettin Gürsel aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Toplumsal ve Araştırmalar Merkezi BETAM'ın direktörü. Yanlış mı Evet, söyledim? doğru söylüyorsunuz. Tamam. Bugün önce 23 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin bir analiziyle başlayalım. Ekonomi ve diğer faktörler ne oranda etkili oldu? Daha sonra ekonomik büyümeye, işsizliğe bakalım. Önümüzdeki dönemde AKP'nin bu kaostan, onun kendileri açısından çıkıp çıkamayacağını tartışalım. Seyfettin Bey, 31 Mart'ta ekonomik krizin bir etkisi oldu belli ki oylarda, Türkiye genelinde. 23 Haziran'da artık sanıyorum başka bir faktör devreye girdi. Oradan başlayalım. O 23 Haziran seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz, sonuçları? 23 Haziran seçimleriyle ilgili tabii anketler yayınlandıkça aşağı yukarı sonuç belli olmaya başlamıştı. Çünkü çok sayıda anketten galiba bir tane istisna vardı. Çok küçük bir farkla Küçük bir fark Binali gösterin. Doğru. Yıldırım'ı önde gösteren. Ama yani onlara baktığımız zaman evet yani normalde böyle olması lazım. Büyük bir haksızlık yapıldı. Dolayısıyla İmamoğlu kazanacak diye bir beklenti oluşmuştu. Ben de o görüşteydim ama ikinci nokta bu kadar büyük farkı her ne kadar KONDA ve birkaç anket şirketi daha böyle 8 hatta 9 puanlık fark öngörseler bile ki onlar tabii çok az kala seçime şeyle bu anketler çıktı. Ben gene de açıkçası beklemiyordum bu Ama kadar. siz seçimden sonra BETAM yöneticisi olduğunuz BETAM bir rapor yayınladı sizin imzanızla. İmamoğlu'na ilave 572 bin oy nereden geldi? Burada Evet. açıklıyorsunuz. Özetler misiniz kısaca? Evet, şimdi tabii bu bir kere 800 binlik fark Binali ile Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın esas kaynağı 572 bin oy ilave almış olması. İmamoğlu'nun. 23 diyorum 31 Mart'a kıyasla İmamoğlu'nun. Şimdi bunu daha sonra daha mikro düzeydeki analizler de çıktı ama bizim bu şeyi de desteklediler, teyit ettiler oradaki kaba görünümü. Bir kere ya 200 küsur bin kadar bir Binali Yıldırım'da oy kaybı var. Belli ki bunun önemli bir kısmı İmamoğlu'na gitti. Şimdi bunlar çok önemli. Bunu siyaset bilimcilerin de daha iyi analiz etmeleri lazım önümüzdeki dönemde. Ben kanaatimi söyleyeceğim gerçi. Bunlar 31 Mart'ta neden önemli? Çünkü 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy veren Adalet ve Kalkınma Partili seçmenler. Küçümsenecek bir rakam da değil. Neredeyse %5'i 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a giden oyların. Bunların içinde hiç kuşkusuz MHP'liler de var. Ama öyle anlaşılıyor ki önemli bir bölüm Adalet ve Kalkınma Partili seçmen. Bunlar ekonomik gerekçeyle 2 ayda fikir değiştirmelerini düşünemezsiniz. Yani kriz aşağı yukarı 2018'in işte yaz aylarında başladı. Evet, ekonomik Küçülme kriz. devam etti. İşsizlik çok ciddi boyutlara çıktı. Daha sonra değiniriz bir kez daha. Ama sonuçta 31 Mart'tan 23 Haziran'a çok önemli bir değişiklik 3 ay kabaca olmadı. Yani işte işsizlik biraz daha arttı o kadar. Peki ne oldu da? Esas Evet. nedeni bunun olsa o kadar 31 Mart'taki seçim sonucu o kadar inkar edildi ve bunun yenilenmesi için o kadar büyük çaba harcandı, bir takım gayri ahlaki düzenlemeler yapıldı. YSK üzerindeki baskılar ve onların çok hafif gerekçeleri, bunlar da belli ki çok zor durumda kaldılar ama onun ötesinde İmamoğlu'nu yıpratmak için, kişisel olarak yıpratmak için inanılmaz yalanlar, iftiralar, söylemler geliştirildi. Onlar da yetmedi. İşte son dakikada bir de Kürt seçmeni sandıktan uzaklaştırmak için meşhur Öcalan Apo mektubu ortaya çıktı Ortaya. ama o mektubun ortaya çıkış şeklindeki sakinlikler skandal derecesindeydi.
Bunları tekrarlamayalım çünkü T24 okurları da evet, ama gayet yani iyi biliyor. Aradaki o 31 yani, Mart'la 23 Haziran'da AKP'si oylarının %5'inin İmamoğlu'na dönmesinin sebebi bu bir tepki sizce bunlar. Evet, bence bir protesto oyuydu. Peki o zaman protesto oyuysa çok yani önemli. Yani sadece ondan ibaret değil tabii. Mesela 31 Ekim'de sandığa gidip geçersiz oy kullanan önemli miktarda bir şey de vardı, seçmen kitlesi 300 bin kadar. Onlar da ciddi bir düşüş, yarı yarıya azalmış 23 Haziran'da. Belli ki o zaman da bir protesto oyu vardı ama onu sandığa giderek ama geçersiz oy kullanarak göstermişti. Hı-hı. Seçmen en azından bir bölümü. Şimdi bu sefer o kadar belli ki kızmışlar. Bir adım daha ileri gitmişler ve resmen İmamoğlu'na vermişler. Peki arada niye kızacaklarını tahmin etmek, kızdıklarını tahmin etmek çok güç değil. Ama 31 Mart'taki kızgınlıklarının sebebi, yani demin söylediğiniz gibi yaklaşık 300 bin kişilik bir oyluk bir geçersiz şey var. 31 Mart'ta geçersiz oy var. Sonra azalıyor. Onların siz İmamoğlu'na döndüğünü düşünüyorsunuz. Önemli ölçüde. Önemli ölçüde. Peki 31 Mart'taki kızgınlıkların sebebi neydi? Çünkü o sırada İmamoğlu'na yönelik yani bir mağduriyet algısı yoktu. Bence tabii şimdi İstanbul bazında konuşuyoruz. Onun altını çizelim. Yani doğrudan Cumhur İttifakı'nın adayına oy veriliyor. Dolayısıyla o seçmen kitlesinin içinde geçen yıl 24 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmen olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ne de oy veren seçmen var. Ama 31 Mart'ta tabii önemli sorulardan biri şuydu öncesinde. Ya bana da çok soruyordu. Yabancı gazeteciler de soruyordu. Ekonomi çok kötü gidiyor. Hı hı. Kriz var. Kriz var. İşsizlik her geçen gün artıyor. Ciddi boyutlara ulaştı. Bunun faturası çıkmayacak mı iktidara? Yani onun adaylarına daha doğrusu. Şimdi Allah, yani evet diyordum ama bunu abartmamak lazım. Çünkü daha önceki şeylerde de oldu iktidar partisinde düşüş. Ama bu böyle bütün seçim tablosunu, seçmen tablosunu, tercihlerini alt üst edecek boyutta olmadı. Çünkü bir... Evet, ekonomik gidişat, kötü gidişat oylarını düşürebilir hükümet partisinin veya partilerinin. Ama bu yeterli bir koşul değil. Gerekli bir koşul ama yeterli değil. İkincisi, mutlaka o seçmen şeyi sorumlu tutmalı bu gidişattan. Hükümeti ve onun partisini sorumlu tutmalı. Bu da Türkiye koşullarında hani ileri demokrasilerde daha bilinçli bir seçmen olduğu için... Bu olabiliyor ama biz de biliyorsunuz iktidar nasıl savundu kendini Temmuz'dan başlayarak, işte yok uluslararası komplolar, şöyle Türkiye'yi kıskanıyorlar, böyle kıskanıyorlar, çomak sokmak için her şey yapılıyor. Böyle bir söyleme inanan bir taban da var Adalet ve Kalkınma Partisi içinde. Dolayısıyla bu ikinci koşulun da ne kadar yerine geldiğinden emin değiliz. Ama bence bir üçüncü koşul daha var. O da bir alternatif görecek. Yani muhalefette diyecek ki evet, hem şey sorumludur, benim daha önce oy verdiğim iktidar partisi bugün gelinen bu ekonomideki bu son derece olumsuz tablodan sorumludur. Onun hataları yüzünden geldik. Ama o da yetmez, diyecek ki ha, burada bir parti var muhalefetin, işte ya da partileri muhalefetin, bunlar daha iyi yönetecekler, ben artık ikna oldum, güveniyorum. Ben gideyim bu sefer onlara oy vereyim. Hele bu üçüncü koşulun bence yerine gelmesi için henüz daha Türkiye'de çok erken. Dolayısıyla krizin bir etkisi olduğu oylara. Dolayısıyla krizin etkisi bir olması beklenir derken sadece birinci koşul büyük bir ihtimalle yerine geldiği için bu şeyi gördük ki 31 Mart'taki şeylerin analiz edilmesi... Kesin de yeniden alalım ya, unuttum bunu. Evet, yani krizin etkisi AKP'nin oyları üzerinde ortaya çıktı ama potansiyelin bunu daha altında. Gitti ikinci bir muhalefeti alternatif olarak görmediğim için buna kızan, sorumlu tutan AKP'yi seçmenler gittiler MHP'ye oy verdiler. Bunu nereden biliyoruz? Tabii Türkiye'nin genelinde ittifakla girildiği için...
İstanbul'da örneğin çok açık ki bir ayırt edemiyoruz. Binali Yıldırım'ına verilen oyun ardında ne kadar 24 Haziran'ın AKP'li seçmeni var, ne kadar MHP'li seçmeni var. Ama şöyle bir olanak vardı, fırsat vardı 31 Mart'ta. 27 ilçede bunlar rakip olarak girdiler. Yani hem MHP adayı vardı hem AKP adayı vardı. Dolayısıyla o ki bunlar Orta Anadolu ve Batı Karadeniz ilçeleri. Şimdi tekrarlamaya gerek yok. Ya burada dolayısıyla 31 Mart'taki sonuçla 24 Haziran'daki sonuçları karşılaştırabildik. Karşılaştırdığımız zaman da ortaya çok çarpıcı bir manzara çıktı. Ciddi oy kaybetmiş AKP. Kimin lehine kaybetmiş? MHP'nin lehine. Ya o kadar sistematik ki bu, 24'ünde kesinlikle böyle. Öbür üçünde de işte birinde Büyük Birlik Partisi. Büyük bir sıçraması var. Orta Anadolu illerinden bahsediyoruz. Evet. Orta Anadolu ve Karadeniz illeri. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz. Yani bunu açıkça gösteriyor ki evet, bir sorumluluk bedeli ödetilmiş AKP'ye. Bu iktisadi gidişten dolayı, kötü gidişten dolayı. Ama daha henüz o seçmen Cumhur İttifakı'nı terk edip de muhalefete oy verecek şeye gelmemiş. Gelmemiş. Peki. Yani evet. O çok net çıktı ortaya. Şimdi şu anda o aşamadayız. Önümüzdeki dönemde ne olur? 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde AKP yine bir oy düşüşü yaşamıştı. Çünkü küresel bir ekonomik kriz vardı. İşte Amerika'da Lehman Brothers Bankası'nın batmasıyla birlikte başlayan kriz Türkiye'ye teğet geçeceğini söylemişti Erdoğan, ama öyle olmamıştı. Türkiye'yi de vurmuştu. Ve onun etkisiyle 2009'da AKP'nin oyları düşmüştü. Ama sonra... Yerel seçimde. %39'a mı ne düşmüştü? Evet, 38, galiba. 39. Yani 40'ın altına inmişti. Bugün olduğu gibi. Ama sonra AKP oylarını yeniden toparlamayı bildi. Şimdi 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da oyları düşen AKP önümüzdeki yıllarda yeniden şapkadan tavşan sizce çıkarabilir mi? 2009'dan sonra yaptığını yeniden yapmaması için ne sebep olabilir? Yani büyük, tabii bu soruya hemen bir yanıt vermem gerekirse, hayır, bu sefer şansı çok daha düşük derim. Niçin? Nedenlerine gelince, bir kere birincisi 2009 bizim ithal ettiğimiz bir krizdi. Yani içeride ekonomik hatalar yüzünden Türkiye ekonomisi krize sürüklenmemişti. İthal ettiğimiz derken neyi kastediyorum? İşte 2008 yılında malum ciddi bir küresel, önce finansal kesimde başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonra bütün dünyaya sirayet etti. Oradan tabii reel kesim çok ciddi etkilendi. Dünya ekonomisi küçülmeye başladı. Büyük ekonomiler, bizim ihracat yaptığımız ekonomiler. Artı bütün bu gelişme tabii psikolojik olarak da etkiledi bizde yatırımcıyı. Ne oluyor dünya? Ekonomisi çöküyor mu, bizde ne olacak falan, bu endişeyle yatırımları da kesmişlerdi. Şimdi dolayısıyla onun için ithal ettiğimiz bir kriz diyorum. Sonra yavaş yavaş anlaşıldı ki bir kere dışarıda banka sistemleri dökülüyor, devletler devreye giriyor. Bunun en uç örnekleri İzlanda, sonra da İrlanda'dır. İrlanda'da biliyorsunuz millileştirmek zorunda kaldılar tüm banka sektörünü. Bizde sağlam banka sektörü. Risk almamış. Çünkü neden? 2001'de zaten rezilliğin daniskasını yaşamışız. Yarısı gitmiş. Kalan yarısına da çok ciddi kurallar getirilmiş. Çok sıkı takip altındalar. Mortgage krizi, işte ipotekli bilmem ne, o tip risklere girilmemiş. Sağlam banka sistemi. Dışarıda deflasyon tehlikesi var diye merkez bankaları, yani Amerikan Merkez Bankası, ardından Avrupa Merkez Bankası ne kadar çöp kredi varsa topluyor piyasadan, onun karşılığında paraları trilyonlarca dolar ya da euro, avro basıldı. Ha, bunlar da zaten doğrudan hepsi devreye giremedi çünkü verecek yer bulamıyorlardı, ama bize geldi. Türkiye'ye çünkü geldi değil mi? O paraların bir kısmı. Banka sistemi sağlamsa, bu bankalarda iştahlıysa, verin bana, ucuzlamış kredi faizleri düşmüş, verin bana bu paraları, ben içeride satacağım diyorsa neden vermesinler? Verdiler. Türkiye'ye para geldi. Çok büyük miktarda verdiler. Daha uzatmak istemiyorum. Bak, bizim Merkez Bankası da faizleri düşürdü. Çünkü enflasyon %7-8'di. Zaten öyle patlamış bir enflasyon yoktu. Ama reel faizler yüksekti. Nominal faizler %14-15'ti.
E baktı ki Merkez Bankası bir kere dünyada enflasyon tehlikesi yok, deflasyon var. Şey bedava, para bedava. Para bedava. E mantıklı değil dedi. İçeride de resesyon başlamış. Psikolojik veya şu veya bu nedenle dedi o zaman ben de faizleri düşüreyim dedi, düşürdü. Şimdi bu saydıklarımın bugün Allah aşkına hangisi mevcut? Hiçbiri mevcut değil. Ama hiçbiri mevcut diyorlar değil. Ki sonbaharda enflasyon düşecek. Tamam ama gelelim o noktaya da. Tabii öyle bir ümit var. Bu ne kadar çare olur bilmiyorum ama isterseniz hiçbiri mevcut değil derken yani üstünden de geçelim listeyi, bir checklist evet. Yapalım. Banka sistemi 2009'da kıyasla çok daha zor durumda. Daha doğrusu o zaman hiç zor durumda değildi. Şimdi çok ciddi batık bir kredi yükü var sırtında. Bu yük nedeniyle şey demiyor, yeniden çarkları döndüremiyor. Yani dışarıdan bizim bankaların en azından bir bölümüne, o arada kamu bankalarına yönelik de çok ciddi endişe var dışarıda. Çünkü şeffaf da değil. Çok ciddi görev zararları yazmaya başladılar. Ama diğer sağlam bankalarda var. Yani bu çöp krediler yüzünden batmazlar. Para vermeye hazır olsalar bile pahalı para. O pahalı yurt parayla. Dışında, evet yurt dışında. Dışında pahalı. E pahalı. Bizim için pahalı. CDS risk primleri işte 400'ü ancak biraz altına indi bu son 1-2 haftada. Pahalı. O parayları alsa kime satacak? Pahalı. Dolayısıyla kredi çarkları durmuş vaziyette. Ekonomi yönetimine güven var mı? Yok. O zaman var mıydı? Vardı. Çünkü bu bir ithal krizi. Halbuki şimdiki kriz aklı başında herkes görüyor ki kendi hatalarımız yüzünden bu hale geldik. Üçüncü çok önemli bir nokta. Enflasyon o zaman %7-8 şimdiki %25'ten 19'a geldi. Dolayısıyla Merkez Bankası son derece böyle yalparayarak tepkiler gösterdi. Güvenini kaybetti. Kendisine olan güveni ve sonuçta şu anda çok yüksek faizler söz konusu. Ne zaman ineceği de şimdi o noktaya gelelim belli değil. Şimdi dolayısıyla bu şartlarda 2009 yılında olduğu gibi, daha doğrusu 2010 yılında olduğu gibi Türkiye ekonomisi böyle %9,5 büyüyecek. Yani krizden hızlı çıkış, imkansız diyor. Olacak. Söylediğim bu şartlar nedeniyle imkansız gözüküyor. Ama şimdi bunu biz böyle görüyoruz, söylüyoruz. İktidar böyle mi görüyor? Hiç emin değilim. Onlar nasıl görüyor? Onlar diyor ki enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Albayrak bakan şeyinde belli ki büyük güveni var Erdoğan'ın başında. O kadar isimler dolaşırken en son Mehmet Şimşek de devam edecek bile denirken o da evet, şu an bir sürpriz olmuştu. Tamam bugüne kadar ne diyor? Her vesileyle diyor ki zorluklar geride kaldı, hızlı bir toparlanma başladı. Şimdi büyük bir ihtimal hızlı bir toparlanma ilk çeyrek rakamları biraz bunu teyit eder bir yöndeydi ama bunu da çok ayrıntısına girmek istemiyorum. %1,3 bir büyüme oldu. Evet, siz yazmıştınız T20'de. Evet ama ayrıntısına baktığımız zaman yatırımlar düşmeye devam etmiş. Tüketimde bütün o teşviklere rağmen çok sınırlı bir artış var. Net ihracatta da katkısı giderek azalıyor. Azalıyor. O da çok iyi. Ne peki ne olmuş? Kamu alabildiğince harcamış. Ama iktidar bu yani o ilk çeyrekteki hafif de olsa toparlanmanın önümüzdeki dönemde de süreceğini söylüyor. Ama işte, sizin görüşte değilsiniz. Değilim çünkü bu özellik %5 kamu harcaması, tüketim harcaması bu. Bu gaza basılarak yaratılan bir geçici şey, toparlanma tabii ki sürdürülemez. Çünkü hemen ortaya çıktı. Bütçe açıkları patladı. Çok ciddi düzeyde. Bunda bir de bütçe açığı bu tahakkuk etmiş. Harcamaları yapmışlar. Başka bir sorunla daha karşı karşıyalar. Finansmanını tümüyle yapmamışlar. Yani bana hem iş adamları geçenlerde Bursa'ya davet etmişti. Bursa İş Adamları Sanayiciler Derneği. Onlardan duydum. Diyorlar ki bir sürü teşvik meşvik açıkladılar. Vermiyorlar paraları. Şeye bile vermiyorlar. Onu birinci elden biliyorum. Oğlumdan ara buluculuk görüşmeleri yapıyor. Devlet valla 4-5 aydır
Bir şey ödediği yok. Artık bıkmışlar, yapmayalım demeye başlamışlar o zaman para gelmeyecekse. Yani harcamışlar ama arkadan ödemeyi yapamamışlar. Onun için zaten o şey parasına göz dikildi. Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın tabii atacağız. Onun önemli bir bölümüyle şimdi büyük bir ihtimalle bu gecikmiş ödemeleri yapacaklar. Demek ki o da iş değil. Sonra ne gördük? Sanayi endeksi birden Nisan'da küçüldü. Çünkü bir şok daha geldi, döviz şoku. Bütün bu mevcut güvensizlik ortamında. Şimdi dolayısıyla lafı uzatmayalım. Sayın Bakan'ın Albayrak'ın iddia ettiği gibi ortada böyle hızlı bir toparlanma manzarası yok. Şimdi ama Cumhurbaşkanı buna ne kadar inanıyor, güveniyor bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle şu söyleniyor. Biraz daha dişimizi sıkalım, sabredelim. Eylül ayında enflasyonda baz etkisiyle ciddi bir düşüş olacak. Çünkü Eylül enflasyonu 2018'de geçen yıl malum çok yüksekti. %6,5 muydu? 6,3 müydü? Gibi, evet. 6,3 galiba. Muazzam bir sıçrama yapmıştı. Şimdi bu sefer tabii böyle 5-6'lık bir sıçrama Eylül'de olması için hiçbir neden yok. O seriden çıkınca yıllık enflasyonda büyük bir ihtimalle büyük bir düşüş 4 oldu. Puan kadar o civarda bir düşüş olacak. Öyle mi? 4 puanlık mı? Evet, bence 4 puan, en az 4 puan düşecek. Ya yani o da işte %14-15'e getirir. Yıllık enflasyonu. Yıllık enflasyonu. Zaten reel faizler çok yüksek. Çünkü %24'ten fonlamaya devam ediyor Merkez Bankası. %19'a şey düşmüş. Dolayısıyla enflasyon. Gösterge faiz %19. Yani bu da bir anormallik. Resesyonda olan bir ülkede bu kadar yüksek faiz olur mu? Bu kadar yüksek reel faiz. Dolayısıyla Merkez Bankası bu enflasyondaki düşüş sonrasında bir faiz indirimi... Bence önceden de başlayabilir. Yani yaz aylarında. Eğer şu yaz aylarında çok yüksek yıllık enflasyonda hafif de olsa bir düşme devam ederse zaten yapması da lazım. Ama o kadar güven yitirmiş durumda ki o da yoğurdu üfleyerek yiyor. Çünkü ya diyor şimdi ben bir 50-100 puan belki yaparım da hani bu da çok belki bir işe yaramaz. Kimin, ama bir 150-200 bas puan yapsam ki yapabilir aslında, o marjı var. Gene acaba millet şeyden nem kapar. Ondan sonra gene dövize hücum olur. Bu sefer altları yüzünden pahalıya gelir diye korkuyor belli. Peki, ama yani bunu Ekim'de, ya Eylül'de bilemedin, Ekim'de yapacak. Yani iktidarın buna umut bağladığını düşünüyorsunuz. Bence öyle sanıyorum. Çünkü başka neye bağlıyor? Ortada rakamlar açıklanıyor. Hiçbir olumlu gelişme yok. Evet. Çünkü ihracat da şey etmeye başladı, tökezlemeye başladı. Neden? Çünkü Avrupa piyasası bizim en büyük ihracat merkezimiz. Avrupa piyasasında da işler iyi gitmiyor. Dolayısıyla bu belirsizlikler ortadan kalkmadan, yani güven, ekonomiye güven olmadan ben bu krizden evet tekrar pozitif büyümeye geçilebilir. 2020'de 2019 kayıp da 2020'de 2020 için %3, %4 büyüme en iyi ihtimalli olsa bile, ki ona bile tahmin etmiyor şimdilik uluslararası kuruluşlar. Daha çok %2-3 gibi görüyorlar. Ama %3'ü bile geçti, 4 civarında bile olsa bu işsizliği düşürmeye yetmez. Evet, bence şimdi geldik. Burası çok önemli. Sizin temel uzmanlık alanlarınızdan biri olan işsizlik meselesine. İşsizlik patladı, korkunç seviyelere çıktı. Özellikle genç işsizlik hakikaten ürkütücü seviyede. Son yazınızda benim dikkatimi çeken bir rakam vardı, o da çok çarpıcı. İnşaat sektöründeki istihdam son bir yılda 1/3 daralmış. Evet. Yani inşaat sektöründeki işlerin 1/3 kaybolmuş. Evet. Yani 1/2 kalmış geriye sadece. Bu da çok yüksek bir oran. Bu %3'lük, %4'lük büyüme 2020 yılı için biraz önce söylediğiniz. Türkiye'de işsizliği yeniden azaltmaya başlamaya yeter mi? Yani... Yetmediği çok açık. Yetmeyeceğini. Mesela en son örnek 2016 yılında %3.2 büyüdü, biliyorsunuz çeşitli hadiseleri. Üçüncü çeyrekte bir daralma olmuştu o şeyin şokuyla. Şey teşebbüsü, askeri darbe teşebbüsü, evet. Onun yarattığı travmayla. İşte nihayetinde son dördüncü çeyrekte toparlanmıştı. 3.2, 2016 işsizliğin ciddi yükseldiği bir yıldır. Bu kadar değil tabii bugünkü gibi.
Çünkü bugün daralma var. 2018'in ikinci çeyreğinden beri ekonomi daralıyor. Ama o da çok önemli bir gösterge. Neden böyle? Çünkü sonuçta işsizlik iki tane temel şeyi var, unsuru var bunun. Bir iş gücü var, bir de istihdam var. İş gücü artmaya devam ediyor mu Türkiye'de? Ediyor. Çünkü hem nüfus itibarıyla hem de kadınlar daha çok çalışıyor. Şimdi tabii krizlerde bu iş gücü artışı nispeten yavaşlıyor ama devam ediyor. Aydan aya bazen gerilediği bile oluyor. Nitekim oldu. Bu Ekim, Kasım, Aralık ayında oldu. Ama Ocak, Şubat'ta tekrar o kayıplarını telafi etti. Dolayısıyla istihdam, yani pozitif bir büyüme istihdam yaratır tabii. Ama bu istihdam artışı öyle düzeyde olmalı ki bu iş gücü artışı telafi etmiyor. Ne kadar olmalı? En az 700-800 bin olmalı normal koşullarda. Bu da ne kadar bu da ekonomik yüzde, büyüme? Nereden baksanız %4,5-%5 büyüme. Hani böyle şey istihdam yaratan bir büyüme var sayımı altında. %4-5 büyüme gerektirir. Şimdi %5 büyümeyi görmeden ki bu biliyorsunuz eskiden 7-8'ler neler hayal ediliyordu. Ama şu anda %5 bile Türkiye için muazzam bir başarı. Hele 2020 için adeta imkansız, en azından şimdiden hiç kimse bunu öngörmüyor. Bu ne demek? Eğer işsizlik büyüyecek. En iyi ihtimalle %3-4 şey çeksek bile, hadi işsizlik artmasın da bu geldiği noktada 4,5 milyon işsiz var. O noktada kalsın. Ama bu bir yıl, iki yıl, bu ne demektir? O zaman milyonlarca insan işsiz ve iş bulamamakta devam ediyor. Bu ne gibi sonuçları olur? Toplumsal ve Türkiye bunu hiç yaşamadı. Hiç yaşamadı mı? Hiç yaşamadı. Hiç yaşamadı. Bu kadar yüksek işsizliği. Yüksek işsizliği yaşadı ama uzun süreli yüksek işsizliği yaşamadı. Yüksek işsizliği tabii yaşadı. 94 krizinde de yaşadık. 2001 krizinde de yaşadık ama hele 2009'da çok ciddi yaşadık. Tarım etkisinden, mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı %16,9'a çıkmıştı, zirvedir. Nisan, bu biliyorsunuz her dönem her ay yayınlanır, 3 aylık ortalamalardır. Zirve Nisan 2009'dur. Zaten ikinci çeyrekten itibaren de çıkış başlamıştı krizden. Biraz önce de söyledik, çok hızlı bir çıkıştı. Şu anda %16 tarım dışı işsizlik oranı. Yani çok yakın. Artı tabii miktar olarak da daha büyük. 4,5 milyon işsiz var. Çünkü ve kısa vadede artı. Çıkış bu sefer gözükmüyor. Gözükmüyor. Şimdi sizin sosyal devletiniz Avrupa gelişmiş ülkelerdeki gibi değil ki. Onlarda işsizlik tazminatları hem işsizlerin neredeyse tümünü kapsar hem de daha uzun sürelidir. Bizde hem tümünü kapsamıyor, 600 küsur bin, 4,5 milyon işsiz var. İşte diyelim kabaca 680 bin miydi, neydi son rakam. 700 binle ancak şey, işsizlik tazminatı veriliyor. Evet. Artı bunlar ancak 6 ay alabiliyorlar. Çok az bir kısmı 9 ay sanırım alıyor, alabiliyor. Hı-hı. Ayrıca aldıkları ücret düşük. Şimdi bu sosyal devlet işsizlikle mücadele, en azından onların sosyal psikolojik sonuçlarını nispeten hafifletecek bir sosyal devlet ortada olmadığı için bu çok ciddi bir sorun haline gelecek. Ne gibi sonuçlara yol açabilir? Siyasi yani siyasi sonuçlara olabilir da mi? Tabii olabilir, yol açabilir. Çünkü nihayetinde bu işsizler eğer iktidar partisine daha önce oy vermişlerse ve hala uzun süredir işsiz kalabiliyorlarsa, çünkü bir de Türkiye'de bir aile dayanışması o sosyal devletin yerini alıyor geleneksel olarak. Biraz önce dedim 4,5 milyon işsiz var. Hadi 700 bini iyi kötü biraz para alıyor, destek alıyor. Gerisi ne oluyor? Aileler yani bakıyor. Aileler verebildikleri kadar ama reel ücretler düşmüşse, hatta o ailede belki bir değil belki iki işsiz varsa, bunlar çok ciddi dramlar. Ve bunlara karşı Türkiye'yi bir kez daha altını çiziyorum. Daha önce yaşamadık. Yani bir kere işsizlik çok büyük bir sorun değildi. Zaten büyük ölçüde tarım ağırlıklı bir ülkeydi. Ne zamana kadar? 1990'lara kadar. Öyleydi. 70'lerde zaten, tarımın payı daha fazlaydı. Tarımda yoksulluk var tabii ama işsizlik yoktur tarımda. Kentleşmeyle birlikte geliştikçe ülke, sanayi, işte inşaat, hizmetlerde büyük bir artış. Sonunda biz geldik %80 küsuru istihdamın tarım dışı, kentler ağırlıklı. Burada siz 4,5 milyon
kucağınızda bir işsiz kitlesi varsa, bu işsiz kitlesi hadi 3-4 ay içinde işsiz kalıp, 3-4 ay için işsiz kalıp sonra iş buluyor olsa, böyle dönse sorun olmayacak. Ama bunun için bizim hızla tekrardan ekonomi çarklarını döndürmemiz lazım. Bunlar o kadar kolay dönmeyecekse, ki öyle görünüyor şu anda, o zaman çok uzun süreli bir işsizlik sorunuyla yüz yüze geleceğiz. Ekonomik veriler o zaman önümüzdeki dönemde AKP'nin oylarındaki erimenin süreceğini gösteriyor. Tabii bunu şeytebilirler, sağlamlaştırabilirler. Yani böyle bir tereddüt zaten ortaya çıktı. Bunu hem şeyde gördük, 23-31 Mart'ta gördük büyük ölçüde. %37-38'e ben 31 Mart'ta kabaca tahmin etmiştim. AKP'nin oy oranı. AKP'nin düştüğü, oy oranı. Düştüğü seviye. Biliyorsunuz 42 idi. 24 Haziran'da. Haziran'da aşağı yukarı o kadardı. Az değil tabii bu kayıp. Ama önemli ölçüde MHP de oylarını arttırmıştı. Şimdi tabii bu gidişat ve özellikle bu işsizlik ve krizden çıkışın gecikmesi, hızlı toparlanmanın gecikmesi bir takım sonuçlara yol açacak hiç kuşkusuz. Ama önümüzde seçim de yok. Yani 2023. 4 yıl, 4,5 yıl seçim evet, yok. Evet, 2023. Şimdi biz 2020'yi o kadar bir de büyük belirsizlikler ve istikrarsızlıkları olan bir ülkede yaşıyoruz ki, hani 2023'ü 22'de ne olur, 2023'te ne olur şu andan öngörmek kestirmek çok zor. İmkansız. Ama benim görebildiğim bu yıl ve gelecek yıl işsizlik büyük bir sorun olarak kendini gösterecek. Sonra Türkiye yolunu bulabilir mi? Bu tabii biraz da iktidara bağlı. Yani ne kadar bu hataları kabullenecek? Bunları telafi etmek için ne yapacak? Bu taze kaynağı borç sorununu nasıl çözümleyecek? Şimdi buna dair şeyler var işte. Dendi ki 10 Nisan'da Sayın Albayrak, biz dedi fonlar, özel fonlar gelecek. Bunları devralacak bu borçları. İşte enerji sektörü. Ondan sonra kamuda 5 kuruş harcamayacak. O da nasıl olacaksa. Onun için bu sorundan böyle kurtulacağız. Hala bir şey yok ortada. Sadece bugün bir sonuçlarını da bilmiyorum. Dünya Bankası'yla Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası bir İstanbul Borsası'nda konferans düzenlemiş tam da bu konuda. Bakacağız ama mesele şu, bu fonlar, özel fonlar para kazanmak için gelir. Geldikleri zaman da 100 dolarlık borcu 5 lira, 5-10 dolara kapatmak isterler. Çünkü oradan para kazanacak ayrıca. Nasıl tahsil edecekse, ya parça parça yapıp tahsil edecek. Yani bankaların edecek. Bu batık borçlarını satmasından. Evet, o zaman bu aradaki, iyi de bu aradaki fark büyük bankaların üstüne kalacaksa, bankalar, hatta niye bazı girsin? Bankalar ezilebilir bunun altında. Evet. Bunun çözümü, çaresi kamuda devreye girdi birçok ülkede. Amerika Birleşik Devletleri dahil. Biz girecek miyiz devreye kamu? Bu uzun zamandır kamu girerse parayı nereden bulacak? Uzun zamandır söyleniyor aslında. Ta geçtiğimiz o Ağustos sonrasında, o krizin hemen sonrasında başlamıştı. Deniliyordu ki kamu bir kötü banka tırnak içinde evet, kuracak. Özel bankaların batık kredilerini devralacak ve onları rahatlatacak. Böylece onlar tekrar İyi de, vatandaşa ve şirketlere rahat rahat kredi vermeye başlayacaklar. Kötü bankanın kaynağı nereden gelecek? Mesele o. Kritik soru. Dediğim gibi 100 dolarlık batık kredisi var A Bankası'nın. Kötü bankaya verdi. 100 dolardan mı verecek? 100 dolardan verecekse, devredecekse o krediyi, 100 dolarlık krediyi, o kötü banka o 100 doları nereden bulacak, değil mi? Bankaya verecek 100 dolar. Evet. Büyük bir ihtimalle öyle olmayacak. Büyük bir ihtimalle çok daha iskontolu bir şekilde. Yani bir kısmı yükünü bankalar paylaşacak ki normal de odur. Evet. Vermeseydin kardeşim, o zaman daha iyi araştırsaydın, daha iyi kredi tedbir alsaydın, teminat alsaydın. Hele kamu bankalarının da bir de siyasi şeylerle mülahazalarla dağıttıkları krediler var. Korkunç krediler var. Bunun sonuçta dönüp dolaşıp gene faturanın bir kısmı bize çıkacak. Vatandaşa çıkacak. Çıkacak. Yani vatandaşın sırtından evet, batıklar kurtarılacak. Tabii. Ama bu o zaman şeyi de seni zorluyor. Bu ilk çeyrekte olduğu gibi oraya dönecek olursak, son olarak hani %5 şey harcamasını arttırdın, kamu tüketim harcamasını. İkinci çeyrekte de büyük bir ihtimalle öyle oldu. Çünkü İstanbul'un yine seçim uzadı. Vardı. Evet.
Sen bunu bu şekilde devam ettiremeyeceksin, çok açık. Evet, bütçe açığı bir yerde durması. Bir yerde frene basacaksın. O zaman yerine ne koyacaksın? İhracatı koyamıyorsun kolay kolay. İçeride tüketimi koyabilmen için gene tekrardan kredi çarklarını ve yatırımla tek çıkış o. Onlar için de bu kredi çarklarının yeniden işlemeye başlaması lazım. Evet. Teşekkürler hocam. Bugün konuğumuz T24 yazarı, Betam direktörü Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'di. Yeniden T24'te bir arada olacağız.